sadece çekip gitmedim. Çünkü her annenin hakkıdır çocuklarının annesini seçmek. Anneyim. Hadi şimdi doğru aşağı bakalım hadi. Var ya. Hadi bakalım sen de kahvaltıya. Neyim var? Lale! Lale! Ne kadar kötü. Ameliyat olmazsam belki iki... Belki de üç ay. Anne bizi hiç bırakmayacaksın değil mi? Hiçbir anne çocuklarını isteyerek bırakmaz. Benim çocuklarım daha çok küçük. Anneniz tatile çıkacakmış. Baba. Ona hoşça kal diyeceğiz. Nereye? Kendine sorarsınız. Baba yavaş korkuyorum. Gitmek zorundayım. Hadi bakalım hoşça kal deyin annenize. Senin çocuğun falan yok. Hepsi benim çocuklarım onlar. Onlar benim çocuklarım. Onlar benim de çocuklarım. Çocuklarındı. Sen onları hak edecek bir anne değilsin. Ege lütfen. Ne istedin ki sen bu ailenin? Kimler üzmüş bir tanemi? Kimler incitmiş? Kimler kırmış kıymetlimi? Kimler ağlatmış? Zeynep. Ben boşanıyorum Zeynep. Ve benimle evlenmeni istiyorum. Boşansan da, boşanmasan da evlenmeyeceğim seninle. Her iki tarafında boşanmak konusunda kararlı oldukları sözlü olarak değildi. Çiftin velisi bulundukları çocukları Ece Aydın ve Naz Aydın'ın velayetinin babaları Ege Aydın'da kalmasına ve çiftin boşanmasına karar verilmişti. Bir defa daha söyler misin? Neyi? Beni sevdin. Seni seviyorum. Zeynep. Benimle evlenir misin? Hastanın durumu kritikleşiyor doktor bey. Nabız yavaşlıyor. Merak etme. Artık her şey yolunda. Bırak da artık huzur bulayım ateş. Lütfen. Hayır! Gel buraya saçlarını yapacağım ona göre. Çocuklar, şimdi yakalıyorum sizi. Bak göstereceğim. Şimdi.
Bak sen şunlara. Ay. Çocuklar. Kızım şu saçlarını yapayım. Bak. Bizi yakalayamaz ki. Bak şu yaramazlara. Bizi yakalayamaz ki. Şimdi yakalayacağız. Şş, durun ya. Durun. Kızlar. Hadi hazırlanın bir an önce. Hadi. Hadi canım. Hadi çocuklar. Hadi hadi gelin bakalım gelin. Şiirlerimiz vardı önce. Sonra şiirlerimiz sözümüz oldu. Sözlerimiz vardı aşktan yana. Sözlerimiz aşkımız oldu. Sen ve ben vardık aşktan önce. Sen ve ben biz olduk. Düşlerimiz hep bir çocuğun ağlamasında takılıp kaldı. Ben doğmamış bir çocuğu büyüttüm içimde. O yüzden İçimde o çocuk. Her gece, her gece yaramaz, her gece huysuz, her gece anne diye ağlıyor belki de. Aa, ne yapıyorsun yavrum? Ben böyle apar topar Kerim'in oturduğu eve taşınmak zorunda kaldığımız için çok üzülüyorsun değil mi yavrum? Şu kutulardakileri yerleştiremedik bir türlü diye düşünüyordum. Kutular bugün düşünülecek şey mi yavrum? Birazdan gelirler. Hala hazırlanmamışsın. Hadi. Hadi. Kasım Bey. Kasım Bey. Merhaba. Merhaba. Ne işin var senin buralarda? Çok uzağa taşınmadım. 3-4 mahalle yukarıda küçük bir ev buldum. Şimdi orada oturuyorum. Hayırlı olsun. Sağ olun. Siz verdiniz mi evinizi kiraya? Kontrattan önce çıkıp zor durumda bıraktık sizi. Kusura bakmayın. Yok yok. Buldum birilerini. Merak etme sen. Kasım Bey. Ben şeyi soracaktım. Acaba Selçuk Beylerin yeni adresini biliyor musunuz? Vazgeç artık oğlum bu sevdadan. Herkes için hayırlısı bu. Giden zaman geri gelmiyor. Gelse de bildiğin, hatırladığın gibi olmuyor. Benim tek istediğim geçmişte yaptığım hatayı düzeltmek. Vazgeç oğlum. Zeynep evleniyor yakında. Merhaba. Merhaba. Bizim bir randevumuz vardı. Zeliha Hanım'dı değil mi? Hı hı, evet. Biraz bekleteceğim sizi. Doktor Hanım'ın yanında bir hastası var. Çıkar çıkmaz sizi alacağım. Tamam. Al çocuğu. Buyurun şöyle. Heh, kızım hazırlandın mı? Mutfakta börekler var. Onları bir getiriver. Anne, baban ters bir şey demez değil mi? Sus gözünü seveyim kızım. Zaten yüreğim ağzımda. Çok kayıp olur. Bak beni de çok kırar. Dünden beri başının etini yiyorum. Sakın bir şey deme diye ama. Öf, bir türlü alışamadım bu eve de. Dinlemediniz ki beni. Ne güzel halledecektik biz. Bir şekilde öderdik borcu. Babamın inadından evimizden doğduk. Ah be kız. Ah be kız. Ne diyeyim ki ben? Anne, kahve var mı evde? Aa, ben hemen gideyim bir kontrol edeyim. Tamam.
Nasılsın? İyiyim. Hala kızgın mısın bana? Niye kızgın olacakmışım? Koca kızsın. Maşallah her kararını kendi verecek zamandasın. Ne olur yapma artık baba. Defalarca konuştuk bunu. Kaçta gelecekler? Gecikmediler mi? Gelirler. Teşekkür ederiz doktor hanım. Rica ederim. Öksürüğü geçmezse birkaç gün sonra yine gelin. Hı hı, sağ olun. Başka hastamız var mı Ayşe? Zeliha Hanım sizi bekliyordu. Alacağım. Peki az sonra alalım Ayşe. Peki. Üstüler size. Çiçekli çikolatayı arabaya koydum. Teşekkür ederim. Aa, Ege Bey biraz toparlayın kendinizi. Bu halde giderseniz. Bir an önce olsun bitsin de şu iş. Oldu işte. Teşekkür ederim. Hadi bakalım kızlar. Kızlar. Size bağırdığım için özür dilerim. Zor bir gün benim için. Anlamaya çalışın olur mu? Gel. Ateş Bey, başhekim sizi rica etti. Tamam, geliyorum. Gir. Beni istemişsiniz hocam. Gel Ateş, gel. Nasılsınız? İyiyim, iyiyim. Teşekkür ederim. Esas sen nasılsın? Bildiğiniz gibi. Geçtiğimiz ayın servis raporlarına baktım. Servisinin hasta sayısı neredeyse yarı yarıya azalmış. Biliyorsunuz bu aylarda zaten azalır hastalarımız. Ama bu kadar da değil. Ayrıca iki hasta da ilgisizlikten şikayet etmiş. Bak Ateş, olan oldu. Sen çok iyi bir cerrahsın. Ama Lale'nin ameliyatını unutman gerek artık. Her ne kadar iyi bir cerrah olsan da senin de değiştiremeyeceğin şeyler vardır. O zaman da olanı kabullenmekten başka şansın yoktur. Lale'nin ameliyatından beri hiçbir operasyon yapmadın. Operasyon yapmamı gerektirecek bir hasta gelmedi de ondan. Aslında geldi. Ama sen onları başka hastanelere sevk ettin. Bitti artık. Bitti. Unut artık Lale'yi. Yoksa seni de kaybedeceğiz. Zeynep! Kızım! Gel buraya. Çok özledim seni. Ben de seni çok özledim. Dur bakayım sana. Sen kocaman olmuşsun be 15 günde. Çok büyümüşsün ya. Yalancı. İnsan büyümez o kadar zamanda. Büyür, büyür. Bak sana ne göstereceğim. Kapat bakayım gözünü. Açma. Aç bakayım. Ha! Canım kızım benim. Nasıl? Beğendin mi? Çok güzelmiş. Ay, çıkıyor musunuz? Biraz hava alacağım. Bir saat sonra hastanız vardı. Dönerim o zamana kadar. Dönmezsem yarın gelsin. Neden geçen hafta getirmedin Zeynep'i? İşim vardı. İki saat sizi bekledim. İşim vardı dedim ya. Ne demek işim vardı? Zeynep'i hafta sonları göreceğim konusunda anlaşmıştık seninle. Bütün hafta bugünü bekliyorum ben. Durumu biliyorsun. Durumu düzeltip evi düzenleyince Zeynep'i yanıma alacağım. Hayır. Öyle bir şey olmayacak. O karının peşinden koşmak için yuvanı dağıtırken düşünseydin kızını. Biz senin yaptıkların yüzünden boşandık Şeyda. Ve bunu sen istedin. O yüzden Kerim, hayatının sonuna kadar buna pişman olacaksın. Baba. Geliyorum kızım. Zeynep'i alacağım Şeyda. Daha çok çekeceksin sen. İnim inim inleteceğim seni.
hoş geldiniz. Zeynep. Hoş geldin. Hoş geldin Naz. Gelsene. Hoş geldin. Buyurun buyurun, kapıda kalmayın. Hadi gelin bakayım. Hadi. Bunlar senin için. Ne zahmet ettin. Teşekkür ederim. İyi gidecek, merak etme. Merhaba. Hoş geldiniz. Buyurun. Merhaba. Evet canım. Hiç babaya benzemiyor. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bu haberi çıkarsınlar. Birkaç gün sonra gireriz. Onun yerine birkaç gün sonra yapılacak konferansın haberini girsinler. Peki efendim. Kolay gelsin Pepe. Sağ ol. Esin. Sayın genel koordinatörüm. Hayırdır? Sen uğramazdın buralara pek. Dünkü röportajdan sonra arayan çok olmuş, biliyorsun değil mi? Santralden söylediler. Bana da söylediler. Bir sürü de e-mail geldi. Sahiden iyiydi dün yayınladığımız röportajın. Bu kadın hikayelerine bir müddet daha devam edelim. Hı, bana uyar. Akşam da bir yerlere gidelim. Kim kim? Barış'ı da alırız. Tamam. Ben doğrudan konuya girsem iyi olacak sanırım. Durumu biliyorsunuz. Zeynep Hanım ve ben... Bir aile büyüğünüzün de burada olması gerekmiyor muydu? Evet. Haklısınız ama ailem yurt dışında yaşıyor. Ancak... Düğüne gelebilecekler. Evet. Baba, lütfen. Bir dakika kızım, konuşuyoruz. Doğru mu anladım? Siz ikiniz evlenmeye karar verdiniz. Başvurunuzu yaptınız, gününüzü aldınız, hatta birkaç gün sonra da evleneceksiniz. Formalite gereği de bugün buraya geldiniz. Bu sırada bir yanlışlık yok mu? Haklısınız. Ama durumun nasıl hızlı geliştiğini siz de biliyorsunuz. Sıralama dediğiniz gibi yanlış oldu. Ama her şeyin formalite gereği de olsa usulüne uygun olması, hiçbir şeyin eksik kalmaması için ben ısrar ettim. Ama sanırım... Bu çaba da sizi pek memnun etmedi. Selçuk. Açık konuşmak gerekirse bu evliliğin birçok nedenden dolayı doğru olduğunu düşünmüyorum. Baba. İki yetişkin insansınız. Madem ki kızım ve siz bu kararı verdiniz, diyecek hiçbir şeyim yok. Ne oldu kızım? Neyin var? Sen bizi başka bir kadın için mi bıraktın baba? Yok öyle bir şey, nereden çıkartıyorsun kızım? Anneannem de annem de öyle söylüyor. Baban başka bir kadın için bizi bıraktı. O seni sevmiyor diyorlar. Seni hiç sevmez olur mu? Her şeyden daha çok seviyorum seni ben.
O zaman yine aynı evde oturalım. Hep birlikte. Bak. Kocaman bir kız oldun artık sen. Bu söyleyeceklerimi anlayabileceğini biliyorum. Annenle ben anlaşamıyorum. Anlaşamadığımız için de birbirimizi üzüyoruz. Ama aynı evde oturmamamız seni sevmediğim anlamına gelmez ki. Sen benim bu hayattaki en değerli şeyimsin. Şeyda Hanım, hazırsanız gidebiliriz. Tamam. Hadi artık gitmemiz lazım. Kim o? Sana ne? Annemin patronunun şoförü. Hiç çeneni tutamaz mısın sen? Şşş. Hadi yürü. Ben gitmek istemiyorum. Babamla kalmak istiyorum. Kalacaksın kızım. Ama bir süre daha annenle kalman gerekiyor. İşlerimi yoluna koyayım, alacağım seni yanıma. Çocuğa boşuna umut verme. Şeyda. Lütfen kızım. Şimdi annenle git ve üzme onu. Söz veriyorum, alacağım yakında seni. Seni çok seviyorum kızım. Biraz sabret. Hadi. Hadi artık. Asu! Kızım. Ne olur bırakma beni baba. Ne olur seninle kalayım. Kalacaksın kızım. Söz veriyorum, alacağım yakında seni. Ama şimdi uslu bir kız ol. Ve annenle git. Söz hadi artık. Kızım. Söz veriyorum. Hadi. Hadi yürü. Hadi kızım. Baba. 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 Peki gitmedi galiba. Çok özür dilerim. Böyle olacağını bilsen. Senin bir suçun yok. Üzme kendini. Sen bakma babama. Ben konuşurum onunla. Ya, biliyorduk zaten ne düşündüğünü. Aslına bakarsan haklı da biraz. Çok hızlı karar verdik ve çok hızlı uyguladık. Eğer istersen erteleyebiliriz. Hayır, öyle demek istemedim. Benim demek istediğim bu bizim kararımız. Ve baban yapılacak bir şey olmadığını biliyor. Öfkesi bu yüzden. Zamanla anlayacaktır. Eve gidince de seninle konuşacaklarımız var küçük hanım. Ege ne olur. Sadece ne düşündüğünü söyledi. Yarın uğrarım, beraber konuşuruz Nazcığım, olur mu? Bana neden babanla evlenmemi istemediğini anlatırsın. Ben de sana neden babanla evlenmek istediğimi. Eminim bir ortak yol buluruz. Yarın erkenden gelirim. Hoşça kal. Güle güle. Yapılacak şey mi senin bu yaptığın Selçuk? Rezil ettin bizi. Ben mi rezil ettim? Evet, sen ettin tabii. Böyle davranacaksan buyursun gelsin demezsin. Evine davet etmezsin. Ne düşündüğümü söyleyemeyecek miyim? Her şey tamam mı demek zorundayım? Baba, niye yaptın bunu? Esas sen neden yapıyorsun bunu? Adamın boşandığı daha bir ay oldu. Etraf ne der? Ne konuşur? Senin yüzünden karısını boşadı diye düşünmezler mi? Etraf ne der? O ne der? Bu ne der? Şu ne der diye düşüneceğinize. Biraz da beni, kendi kızınızı düşünsenize. Üstelik iki de çocuğu var adamın. Evet. Annelerinin terk ettiği, kendi çocuklarım gibi seveceğim iki kız. Hiçbir şey bilmiyormuş gibi davranıyorsunuz. Çocuğum olmayacağını öğrendiği zaman Kerim nasıl bırakıp gitti beni? Gerçek bir aileye sahip olmak için tek şansının bu olduğunu neden anlamak istemiyorsunuz? (Gülüyor)
Bak sana lilyum getirdim. Biliyorum bu çiçekleri çok sevdiğini. Birkaç da dergi. Akşama okuruz istersen. Bir de sürprizim var sana. Yarın Eda geliyor. Özlemişsindir. O da seni çok özlemiş. O kadar çok aradı ki son bir ayda. Her defasında bir yerlere başını dinlemeye gittiğini söyledim. Bazen de senin telefonundan, senin ağzından mesajlar attım ona. Ama gerçeği söyleyemedim. Lale bak ne diyeceğim. İyileştiğinde hep beraber bir tatile çıkmalıyız. Eda'yı da alıp deniz kenarında bir yerlere gideriz. Sakin bir kıyı kasabasına. Ne dersin? Beni duyduğunu biliyorum. Keşke ben de şu an senin ne düşündüğünü bilebilseydim. Anneniz bizi bırakmayı, terk etmeyi seçti. Anlayın artık. Böyle olmaması için, hep beraber olabilmemiz için uğraşmadı mı sanıyorsunuz? Ben bir şey demedim ki, Naz dedi. Bakın, Zeynep'le evlendiğimde Zeynep anneniz olmayacak. Hiç kimse, ne ben, ne bir başkası sizin annenizi değiştiremez. Annenizin yerine geçemez. Zeynep benim. Evlendiğimizde sizin Zeynep ablanız, Zeynep öğretmeniniz olacak. Ama evleneceksin onunla da, annemle de evlenmişti. Evet ama boşandık. Elimden gelen her şeyi yaptım bu duruma düşmemek için. Ama bunu ben istemedim. Anneniz istedi. Bunu anlamanızı bekliyorum sizden. Zeynep'le evlenirsen annem hiç gelmeyecek ama. Gelmeyecek mi? Zeynep'le evlensem de evlenmesem de anneniz gelmeyecek. Çünkü bunu o seçti. Hayatına biz olmadan devam etmek istedi. Bunu kabul edin artık. Naz. Baba beni kucağına alır mısın? Gel bakalım. Bir gün sen de bizi bırakıp gitmezsin değil mi? Gitmem kızım. Ben hep yanınızda olacağım. Hiç bırakmayacağım sizi. Babana işe giderken akşama dantel ipi getir bana. Çeyizlik başlayacağım demiştim de gözleri dolu dolu olmuştu. Benim kızım o kadar büyüdü mü hanım diye. Anne, babama kızgınlığımın geçmesi için anlatıyorsan bunları. Yo hayır dinle. Anlatacağım başka. Çok geçmedi. Bir iki güne kadar sen merak ettin ne yaptığımı. Ne bunlar diye sordun. Senin çeyizin dedim, anlattım. Ben de yapacağım, ben de yapacağım diye tutturdum. İşte bu parça, senin 7-8 yaşında işlediğin parça. Pek becerikli sayılmazmışım ha? Bunu da sakla demiştin. Evleneceğim zaman verirsin. Bu bana emanetin kızım. Emanetini getirdim.
Baban ne derse desin ben razıyım Ege ile evlenmeni. Sen istedikten sonra sen mutlu olacaksan analık hakkımda sütüm de sonuna kadar helal olsun sana. Ege Bey çocuklar uyudu. Bir isteğiniz yoksa daha geç olmadan ben gideyim. Teşekkürler Adile Hanım. Bu aralar siz de bizim yüzümüzden hep geç kalıyorsunuz. Olacak o kadar. Biraz daha böyle devam edeceğiz. Nasıl olsa Zeynep kızımız yakında gelecek eve. Evet. Bir de oda ayarlamak lazım anneme. Biliyorsunuz Fransa'dan gelecek düğün için. Hele o vakit gelsin de kolay. Siz de istemiyorsunuz değil mi? Zeynep'le evlenmemi. Ben istemiyorum değil. Hala aklınızın Lale Hanım'da olduğunu ama çocuklara iyi bir anne olacağını düşündüğünüz için Zeynep'le evleneceğinizi biliyorum sadece. Lale diye birini hatırlamıyorum ben. Siz öyle diyorsanız ben gideyim, geç oldu. Benim bey bekler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Akif amca gelir birazdan Adile teyze. Merak etme sen. Adile Hanım'la akraba olduğunuzu biliyorum. Ama Lale Hanım'ın durumundan ona bahsetmeyeceksin Ayşe. Bu Lale'nin özel isteğiydi. Durumuyla ilgili çocukların da Ege'nin de bir şey öğrenmesini istemiyor. Lale Hanım öyle istediyse... Lale, bak iyi dinle bunları. İyileştiğinde sana yeni bir ev dekore etmemiz gerekecek. Burada bir sürü alternatif var ama ben anlamam ki böyle şeylerden. Ya da belki benim evi yeniden dekore etmek istersin. Ne haber Ateş? Ne olsun, sohbet ediyoruz. Ben geldim, belki biraz eve gitsen iyi olur. Lale'yi yalnız bırakmak istemiyorum. Ateş, bir ay oldu. Evet. Belki başka alternatifleri de düşünmeliyiz. Ne demek istiyorsun? Ne demek istediğimi biliyorsun. Lale hiç uyanmayabilir. Uyanacak. Ateş lütfen. Doktor olarak düşün. Lale benim de arkadaşım ama bunları bir nörolog olarak söylüyorum. Nerede kalmıştık? Belki artık Lale'yi rahat bırakmanın vakti gelmiştir. Belki o da gitmek istiyordu. Çık dışarı. Ateş. Çık dışarı dedim. Bir doktor olarak düşün lütfen. Dışarı. Çık dışarı Ateş, diyorum. Ateş sana söylüyorum. Çık bir dışarı. Doktor olarak dışarı lütfen. Hadi. Defol. Sen onun dediklerini. İkimiz de biliyoruz uyanacağını. Başaracağını biliyorum. Lütfen. Lütfen vazgeçme. Alo. Çalışıyor muydun? Rahatsız mı ettim? Çalışmaya çalışıyor desek daha doğru. Bir türlü olmuyor. Olmayan ne? Son bölüm. Birkaç gün sonra teslim etmem gerekiyor kitabı ama. Bir türlü son bölümü yazamıyorum. Belki çok üstüne düşmemelisin. Ara ver biraz. Yayın evi sıkıştırıyor. Zaman kalmadı. Bir an önce redaktöre verilmesi gerekiyor. Sen nasılsın? İyiyim.
Çocukları merak ettim. Onlar nasıl? Daha iyiler. Yarın kendin görürsün. Sizi yalnız bıraktığım için çok üzülüyorum. Önemli değil. İdare ediyoruz. Sağ olsun Adile Hanım, çocuklar uyuyana kadar kalıyor. Biliyor musun? Şu an orada yanınızda olmak isterdim. Ben de. Yani biz de burada olmanı isterdik. Sen yine de konuş kızla. Bir eksiği gediği varsa üzerimize düşen neyse yapalım. Yaparız tabii. Düşündüklerimin değiştiğinden değil. Kızımız ne de olsa boynu bükük ezik kalsın istemem. Sen böyle gönülsüz olursan boynu bükük kalacak Zeynep. Gözü arkada kalacak. Bak Selçuk, ne düşünürsen düşün ama hiç olmazsa belli etme. Şeytan dedi ki, al kızını çık oradan, yak gemileri. Ama bu ev, ne diyeceğim bu eve getirip? Senin bir iş bulman lazım. Bu öğretmen maaşıyla tekrar bir ev kurman mümkün değil. Ha, geçenlerde bir arkadaş söylüyordu. Bir yayın evi varmış, redaktör arıyorlarmış. Düşünür müsün böyle bir şey? Sağ ol, çok iyi olur. Peki Şeyda, o ne yapıyor? Hep istediği şeyi yapıyor, şarkı söylüyor. En azından kızın adam gibi bir evde uyuyordur. Sür bakayım şu parlayan şeylerden biraz daha. Anne yeter, bir rahat ver. Simlemediğin yerim kalmadı. Olsun kızım, adı üstünde. Star. Yıldız gibi parlaman lazım sahnede. Anne, her akşam buraya geleceğine, evde kalsan da. Şu çocuk da rahat rahat uyusa. Allah Allah, hayatta olmaz öyle şey. Ben seni yalnız bırakmam. Hem söyle patronuna, tutsun bir kadın. Baksın evde kızına. Kolay mı? İki ay sonrasının az solistiyle çalışıyor şurada. Sür bakayım, sür. Şeyda abla, çıkıyorsun birazdan. Tamam abla. Neden böyle bir yere geldik? Hiç, değişiklik olsun diye. Hadi bu kadehi de sevgili köşe yazarım için kaldırıyorum. Ama böyle içersen gazete yarın sensiz kalacak. Nerede? Bir rahat bırakır mı bizi o? Arkadaşlar iyi gidiyoruz. Giderek açılıyor diğerleriyle aramızdaki tıraş farkı. Hadi Barış, göreyim seni. Sen de esin gibi iyi bir hikaye bul da sana da bir köşe yapalım. Sağ ol şef. Yaşamak neye yarar? Sevgilim sen olmasan yaşamak neye yarar? Her gün seni düşünür, her an seni yaşarım. Seni sevmekten değil, kaybetmekten korkarım. Hayrola? Esin? Şu kız şarkı söyleyen. Eski bir Türk filmi izliyormuşum gibi bir duygu yarattı bende.
Seni sevmekten değil, kaybetmekten korkarım. Başkalarına bakma. Bir gün beni unutup başkalarına bakma. Şu da herhalde annesi olmalı. Birazcık sevgin varsa beni yarın bir sor soruştur bakalım. Bırakma. Belki bir şey çıkartırsın. Hı hı. Ben de onu düşünüyorum zaten. Varsa beni yalnız bırakma. Her gün seni düşünür, her an seni yaşarım. Seni sevmekten değil, kaybetmekten korkarım. Her gün seni düşünür, her an seni yaşarım. Seni sevmekten değil, kaybetmekten korkarım. Kaybetmekten korkarım. Kaybetmekten korkarım. Beyefendi, aracınızı buraya park edemezsiniz. Hemen gideceğim memur bey. Yolcumu bekliyorum. Tamam, fazla uzun sürmesin. Merak etmeyin, sağ olun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bu kadar özleyeceğimi tahmin etmezdim Türkiye'yi. Havası bile başkaymış vallahi. Başka eşyan yok mu? Yok, hepsi bu kadar. Ablam nasıl? Onu niye getirmedin? Birazdan gideriz yani. Hadi bin arabaya. Prenses. Günaydın, sabah oldu mu? Hem de çoktan. Günaydın Nazcığım. Günaydın. Size çok güzel sıcacık pofidik poğaçalar getirdim. Beraber kahvaltı edelim mi? Ha? Babam nerede? Uyuyor. Uyanınca o da bize katılır. Ha? Ne dersiniz? Anlat bakalım, neler yaptın İngiltere'de? Takıldık işte biraz.
Ablam nasıl? Çok merak ettim. Arıyorum, ulaşamıyorum. Sen olmasaydın kalkıp gelecektim. Dediğim gibi. Dinleniyor biraz. E ne zaman gideceğiz yanına peki? Gideceğiz. Ama gitmeden önce konuşmamız gereken bazı şeyler var. Ne demek konuşmamız gereken şeyler var? Her şeyden önce... bütün bu olanları Lale'nin istediğini bilmen gerek. Sana bir şey söylemememi o istedi. Ateş, ne diyorsun, doğru düzgün anlatsana. Ablan... ablan pek iyi değil Eda. Kızlar. Kızlar. Ece, Naz, nerede? Günaydın. Günaydın. Sen de bizimle kahvaltı etmek ister misin? Tabii. Günaydın kızlar. Günaydın. Bunu nasıl yapıyorsun? Neyi? Dün, bugün. Gülümseyerek ve konuşarak. Onlar çok akıllı kızlar. Onlarla konuşamayacağım hiçbir şey yok. Poğaça. Kolay gelsin Kasım Usta. Oo, Selçuk Bey, hoş geldin. Hoş bulduk, Geç şöyle otur, buyur. Dur, ben de bir tabure alayım. Hadi al da gel. Nasılsın, Özledin iyi misin? Kendini. İyiyiz Allah aşkına, sen nasılsın? Ne söyleyeyim sana, çay kahve? Dur ya, ateş almaya gelmedim. Konuşuruz elbet. Ne bileyim, uğramayınca kaç zamandır. Nasıl, rahatsınız evde değil mi? Rahatız rahat olmasına ama... sana hala mahcubum Kasım. İçim rahat etmiyor bir türlü. Kerim'in oturduğu eve taşınmak... bu yaştan sonra başıma bunlar da mı gelecekti? Allah Allah. Kiranı ödemiyor musun? Ödüyorsun. Başkasına kiralayacağım. Sana kiraladım. Karısı apar topar çocuğu da alıp boşaltmış evi. Sonra da arkasından kalan birkaç parça eşyayı alıp da çıkınca... boş boş duruyordu ev. Bir de Zeynep var tabii. Belli etmiyor ama çok üzülüyor. Keşke bu eve taşınmak zorunda kalmasaydık. Bildiğin beton be Selçuk. İçinde daha önce kim oturmuş, kim ne yapmış, ne önemi var? Yalnız... Yalnız ne? Kerim sorup duruyor taşındığınız yeri. Bir gün olsun sektirmiyor. Haber aldınız mı, biliyor musunuz nereye gittiklerini diye sorup duruyor. Söylemedim tabii hiçbir şeyi. Söylesen ne yazar be Kasım? Kanatlanmış gidiyor Zeynep'im. Benim bile üstümden aşıp gitti. Söylesen ne yazar? Nerede bu yayın evi? Çok uzak değil, 10 dakikalık mesafe. Ne dersin? İşe alırlar mı beni? Niye almasınlar canım? Edebiyat öğretmeninden daha iyi redaktör mü bulacaklar? Buyurun. Zahmet etmeseydiniz Adile Hanım, ben yapardım. Ne olacak ki? Bir sıcak köz, bir bakır cezve demişler. Teşekkürler. Afiyet olsun. Belki Adile Hanım bu duruma biraz alışsa iyi olur. Hangi durum? Yani evlilik. Bu evin şeyi olacağına. Neyi? Annesi mi? Ege, dün kızlarla yaptığın konuşmadan haberim var. Ben onların en az anneleri kadar güvenebilecekleri biri olmak istiyorum. Ve kendi çocuklarım kadar onları sevebilmek. İkimiz de yetişkin insanlarız. Sanırım ne yaptığımızı ikimiz de biliyoruz. Ama galiba bu koşuşturmada unuttuğumuz bir şey var. Ne? Benim yayın evine uğramam lazım. Sen de benimle gel. Sonra da bir yere götürmek istiyorum seni. Nereye? Hala bir gelinlik almadık sana. Eda dur bekle. Nerede? Nerede diyorum sana? Ablam nerede diyorum?
Eda sakin ol. Ablam nerede? 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 ...307 numaralı oda. Söyleyecektin bana. Ablam öldüğünde mi? O ölmeyecek. İyileşecek. Senin dışında bütün doktorlar artık geri dönmeyeceğini söylüyor. Bir tanesi organ nakli için belge bile imzalamamı istedi. O ölmeyecek. Bunu yapmaya hakkı yok. Ona veda etmeme bile izin vermedin. Söyledim sana. Ablam böyle istedi. Yine de bunu bilmeye hakkım vardı. Bilseydim İngiltere'ye gitmezdim. Yanında olurdum onun. Anlamıyorsun. Bunların hepsi bir oyundu. Ablanın planladığı bir oyun. Neden Ege'den boşandı? Neden delicesine sevdiği çocuklarından uzak kalmayı seçti sanıyorsun? Hiçbirinizin, onu seven hiç kimsenin buna tanık olmasını istemedi. Sen aşağılık herifin birisin. Onun yalnız kalmasına izin vermeyebilirdin. Yalnız ölmesine izin vermeyebilirdin. Eda sakin ol. Çok gördün. Yanında onu seven birilerinin olmasını çok gördün. Eda yeter! Elimde olsa hayatımı verirdim onun için. Elimde olsa ben ölürdüm onun yerine. Onun uğruna ölebileceğin bir insana söz vermek ne demek bilir misin sen? Bu ellerden nefret etmedin mi sanıyorsun? Kendimden nefret etmedin mi sanıyorsun? Ama yok. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Elimden gelen her şeyi yaptım. O yaşayacak. Yaşamak zorunda. Söz verdi bana. Benim ona verdiğim gibi söz verdi savaşacağına. Onu sevdiğimi söylememi istedi. İsteseydi, mümkün olsaydı canımı bile vermeye razıydım. O sadece onu sevdiğimi duymak istedi. Artık elimden gelen sadece bu. Lale'yi sevmek. Ateş. Benimle gelsen iyi olacak. Ye kızım. Bak annen sosis almış sana. Sevmiyorum sosis. Aman sevmiyormuş. Sanki bildiği bir şey var. Babam bu sosisle mi besliyordu seni evde? Ne var? Baban da alırdı istesen. Adam olsaydı alırdı. Karıların peşinde koşmaktan evine ekmek alamıyordu o be. Babam öyle değil benim. Sus vallahi patlatırım sabah sabah baban diye bahsetme bana. Allah'ın cezası. Allah'ın cezası. Ne oluyor yine sabah sabah? Sabah 5'te uyudum ben. Aman da güzel kızım uyanmış benim. Az solistim uyanmış. Az solist deyip durma bana anne. Bugün başka, yarın başka kızım. Yarını falan yok. Bırakacağım orayı. Tövbe estağfurullah.
Nereden çıktı şimdi kızım o? Yapıştı kaldı o patron denen herif üstüme. Yılışıp duruyor. Of, sıkıldım ben ya. Allah Allah. Sen de biraz güler yüz gösteriver kızım. Bu işler böyledir. Hem bekar kadınsın. Kime ne kiminle ne yaptığından. Bak, adam ne kadar güzel. Şahane dayalı döşeli bir eve yerleştirdi bizi. Yoksa biz nereden bulurduk böyle güzel bir evi? Aman, dayalı döşeli eve geldik de ne oluyor? Hiçbir eşyamızı getiremedik ki. Bari Kerim'e bıraksaydık. Sus! O kıl kuyruk herif başka bir kadın için seni bırakıp gitti. Sen ona hala eşya bırakmaktan bahsediyorsun. Onun eşyasını ne başka bir eve sokarım ne de ona yar ederim. Çürüsün gitsin hepsi kendisi gibi bodrumda. Ya ben hiç çıkmayayım yukarı, burada bekleyeyim. Sen işini hallet gel, olmaz mı? Olmaz öyle şey. Hem seni patronla tanıştıracağım. Ege lütfen. Hiç istemiyor içim. Hadi dedim, madem benimle evlenmeyi kabul ettin, hayatımın her anında olmanı istiyorum. Bir edebiyat öğretmenine redaksiyonun ne olduğunu anlatacak halimiz yok. Eminim ki siz bizden daha iyi biliyorsunuzdur. Estağfurullah. Bizim için önemli olan işin zamanında yetişmesi. Yayıncılık bir zincirdir. Aradaki halkalardan biri aksarsa tümü aksar. Haklısınız tabii. İlk işiniz ünlü bir yazarımızın yeni bir romanı olacak. Zaman konusunda bir sıkıntımız var. Biraz aceleye gelecek ama bu bundan sonra yapacağımız işlerin de böyle olacağı anlamına gelmez. Ücret konusunda anlaştıysak benim hayırlı olsun demekten başka söyleyebileceğim bir şey yok. Çok teşekkür ederim. Bu arada size Ege Bey'in bir önceki kitabını vereyim. Yazım dili konusunda bir fikriniz efendim, olur. Ege Bey geldi. Ne duruyorsun? Alsana içeri. Oho, iyi insan lafının üstüne gelir diye boşuna dememişler. Merhaba. Hoş geldin. Sizi redaktörümüzle tanıştırayım. Sizi de yazarınızla. Kerim Bey, Ege Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Benim de sizi tanıştırmak istediğim biri var. Eşim. Aslında müstakbel eşim. Haftaya evleniyoruz. Çok memnun oldum hanımefendi. Sizinle tanışmak benim için büyük bir zevk. Ben de. Ateş. İnan bu durum benim de hoşuma gitmiyor ama... Ama ne hocam? Ne dün gece nörolog hanıma yaptıkların, ne de bugün yaptıkların bir hastane yönetimi için kabul edilemez. Lafı dolandırmayalım hocam. İşin özüne gelelim. Bak, seni severim. Çok da iyi bir doktorsun. Ama özel hayatındaki problemleri çözmeden daha fazla hastanemizde çalışmana izin veremem. Psikolojik olarak da iyi durumda olduğunu sanmıyorum. Oydu değil mi? Evet. Sana anlatmıştım. Anaokulunun orada da karşılaşmıştık bir kere. Evet hatırladım. O zaman pek dikkat etmemiştim. Elimde olsa hayatımla ilgili birçok şey değiştirmek isterdim. Ama ne yazık ki değil. Beni ilgilendiren kısmı bu adamın senin aklında biz evlendikten sonra ne kadar olacağı. Aynı soruyu ben de sana Lale için sorsam? Bu aynı şey değil. Ege, ikimiz de durumun farkındayız. Yani birbirimizin hayatıyla ilgili. Evet ama yine de Kerim'in... Kerim bir süre önce boşandı. Belki de benim yüzümden.
Sen bana evlenme teklif etmeden önce bir gece kapımıza dayandı. Ve benimle evlenmek istediğini söyledi. Ama ben seni seçtim. Bu sorduğun soruya cevap değilse başka ne diyebilirim ki? Neden gülüyorsun? Gülümsemek ve konuşmak gerektiğini sen söylemiştin. Hepimizin hayatında çok istese de değiştiremeyeceği zamanlar var. O zaman bence hala satın almamız gereken bir gelinlik var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı olsun. Hoş geldiniz. Merhaba. Teşekkür ederim. Şeref verdin. Sağ olun. Hayırlı olsun. Şeref verdin. Sağ olun. Olivia, nerede kaldı bu çocuğun annesiyle babası? Tanımıyorum ki ben bu insanların hiçbirini. Hayatım lütfen sus. Duyacak insanlar. Mahcup olacağız. Uçağı kaçırmışlar dedi ya. Ya insan oğlunun düğününe ucu ucuna mı gelir? Tamam. Oh Selçuk Bey, merhaba, nasılsınız? İlk 20 sayfanın redaksiyonunu bitirdim. Bir ara göz atarsanız duruma göre kalanına devam ederim. Bir sorun olacağını düşünmüyorum ben. Bence siz hiç ara vermeden devam edin Kerim Bey. Güveninize teşekkür ederim ama ben yine de sizin bir göz atmanızı tercih ederim. Öyleyse yarın konuşalım mı? Bugün Ege Bey'in düğünü var. Zaten çok geç kaldım. Peki. Nasıl istersiniz? Ha, bunları da gitmişken Ege Bey'e veririm. O da bakar. Maşallah çok yakışıklı oldunuz Ege Bey. Oldu değil mi? Bu ceketin, pantolonun falan buruşuk bir yeri yok yani. Merak etmeyin. Her şeyiniz çok düzgün. Herkes geldi mi acaba? Bizimkiler yetişemeyecek. Geldi, merak etmeyin siz. Ben aşağıda her şeyle ilgileniyorum. Selçuk Bey'e de ayıp oldu.
Garsonlarla falan da siz ilgilenin bari. Siz rahat olun. Her şey iyi gidecek. İnşallah her şey daha iyi olur. Sizin için. Civcivlerim için. İyi olacak Adile Hanım. İnanın her şey daha iyi olacak. İnşallah. Zeynep ne durumda? Hazırlandı mı acaba? Hazırlanmıştır, hazırlanmıştır. Komşuları var yanında. Bir bakayım ben. Aa, durun ayol, uğursuzluktur. Gitmeyin. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhabalar Selçuk Bey. Merhaba. Merhabalar. Ben bir kıza bakayım Selçuk. Delirdin mi hanım? Ne yapacağım ben burada tek başıma? Aman bey, daha sabahtan beri göremedim kızımı. Karşılarsın sen işte. Ulviye, efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Kasım, gel buraya. Selçuk Bey. Yanımda dur ben, olmaz mı? Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bir gelin oldun kızım. Teşekkür ederim Hatice teyze. Kasım amcaya da sizi de çok yorduk kaç gündür. Hakkınızı helal edin. Aa, o nasıl söz kızım? Sen benim de kızım sayılırsın. Ah, ah kızım benim. Güzel kızım. Canım yavrum benim. Anne yapma bak. Beni de ağlatacaksın. Ay nasıl ağlamayayım kızım seni böyle görünce. Mutluluktan ağlıyorum ben. Dön bakayım şöyle dön. Ay. Hatice çok güzel olmuş değil mi? Çok. Ah, bir tanem benim. Tatlım. Bak ne kadar mutlu bir gün. Neden suratın asık? Hiç mutlu bir gün değil. Canım, ah. Naz. Kızım aç bakayım kapıyı. Açmayacağım. Tatlım bak birazdan aşağı ineceğiz. İnmeyeceğim ben istemiyorum. Eyvahlar olsun. Ege Bey, önemli bir sorunumuz var. Eda, hadi sen eve git. Ben buradayım artık nasıl olsa. Ben ablamla kalacağım. Kaç gündür buradasın? Sen başka bir yerde misin? Ateş, sen yokken hastanenin psikoloğu geldi. Biraz konuştuk. Ne hakkında? Ablam. Ya belki de onlar haklıdır. Ya belki de artık gerçekten gitmek istiyordur. Hayır.
Belki de onu artık gerçekten rahat bırakmamız gerektiğini düşünüyorum. Çıkmayacağım diyorum size. Kızım, aç kapıyı. Ne istersen alacağım sana. Şimdi sırası değil. Çık lütfen. İnmeyeceğim, ben istemiyorum. Nazcığım, yavrum bir tanem, aç kapıyı. Ne oldu? Ay, girdi çıkmıyor dışarı. Çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Ya Naz kendini içeri kilitledi, açmıyor kapıyı. Ben deneyeyim bir de. Naz, duyuyor musun beni? Aç lütfen kapıyı. Konuşmuştuk bunu seninle. Naz, hadi kızım, aşağıda misafirler bekliyor. Anne, hadi siz inin aşağı. Tamam kızım, tamam. Naz, hadi bir tanem. Eyvah, müzik başladı. Nazcığım lütfen aç, bak aşağı inmemiz lazım. Çıkmayacağım işte, istemiyorum. Yapacak bir şey yok. Birazdan çıkar nasıl olsa, hadi inelim. Hayır, Naz almadan gitmem. Zeynep, başladılar. Hadi inin siz. Ece'yi de bul, ben Naz'ı alırım, hadi. Zeynep lütfen, Naz'ı biliyorsun, inadı tuttu mu? Git hadi, git hadi. Adile Hanım, siz Naz. Ece'ye bakın, ben aşağı hazır tamam, olmadığımı zaten. Tamam canım, hadi. Naz! Bak çok güzel oldun, herkes bizi bekliyor. Dans edeceğiz beraber. Nazcığım, bekliyorum burada. Naz, hadi gel bir tane. Hadi canım. Hazır değiliz. Hazır değiliz. Saat kaç oldu ama gelmediler hala. Neredeler mi? Gelmiyorlar mı? Ah Selçuk Bey, hiç sorma. Merak etmeyin, her şey olur. Siz geçin oturun. Kasım burada mısın? Yaratıcı, otur gel. Hazırız biz. Sana gerçekten inanamıyorum. Hadi. Oh. Geldik biz. Oh. Bütün aile burada olduğuna göre artık çıkabiliriz. Aa, ben nikah memuruna haber vereyim. Oh. Şahitleri alalım lütfen. Sayın konuklar, hoş geldiniz. Burada bu hanımefendi ve beyefendinin evlilik töreni için toplanmış olduğumuzu hepiniz biliyorsunuz. Ben de bu genç çiftimizi daha fazla bekletmeden evlilik törenine geçmek istiyorum. 23 Temmuz 2007 tarihinde evlendirme memurluğumuza yapmış olduğunuz başvuru incelenmiş ve evliliğe engel bir durumunuz olmadığı tespit edilmiştir. Sayın beyefendi, adınız soyadınız? Ege Aydın. Baba adınız? Tamer Aydın. Anne adınız? Sevgi Aydın. Sayın hanımefendi, adınız soyadınız? Zeynep Güner. Baba adınız?
Selçuk Güner. Anne adınız? Ulviye Güner. Sayın Ege Aydın, Zeynep Güner hanımefendiyi hiçbir baskı altında kalmadan eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet, ediyorum. Sayın Zeynep Güner, Ege Aydın beyefendiyi hiçbir baskı altında kalmadan eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet, ediyorum. Ben de belediye başkanımızın bana vermiş olduğu yetkiyle sizi karı koca ilan ediyorum. Hayırlı olsun. Efendim.